Cengiz Holding seçimlerden önce chat başvurusunu yapmıştı. Seçimler nedeniyle iki sefer geri çekti. Son dönemde de 1 Temmuz'da tekrar chat ön başvurusunu yapıp 5 gün içinde de bakanlık bunu 862 sayfayı inceleyip 5 gün içinde de onaylamış oldu ve böylelikle chat başvurusunun prosedürü başlamış oldu. Açık Ocak İşletmeciliği siyanürlü liç, yığın liç yöntemiyle altın gümüş çıkartılması hedeflenmektedir. Chat dosyasını incelediğimiz zaman hayretler içinde kalıyoruz. Öyle ki 28 endemik türün, bitki türünün, 61 omurgalı türün ve 128 kuş türünün olduğunu kendi chat dosyalarında belirtmişlerdir. Normalde bir tane endemik bitki türü bile olduğu zaman bu chat dosyası mahkemeden dönüyordu. Burada 28 endemik türden bahsediyor ki bu onların tespiti. Ve orada bahsedilenlerin içinde de birinci derecede arkeolojik sit alanına 220 metre mesafede olması. Bunlar normalde bizlerin bulup çıkartıp mahkemelerde bunları savunarak chat dosyasının iptali için dava açılacağı dönemde kullanılması gereken doneler. Ama bunlar kendi şeylerinde bunları bahsetmişler. Orası engebeli bir arazi. En düşük yerden yüksekliği 340 metre. En yüksek tepesi de 1285 metre olarak belirtilmiş. Bu da demektir ki %40'tan fazla eğim var. Bu %40'tan fazla eğim ilişten 4-5 kat daha büyük olan bir maden sahasının ilişten daha fazla tahribat yapabileceği ve toprak kaymalarının ilişten daha fazla olabileceğini aklımıza getiriyor. Aynı şekilde 4 kilometre ilerisinde de Sakarya Nehri var. Bu patlatmalar oluşacak yeraltı sularına karışacak olan siyanür Sakarya Nehri'ne karışacak, oradaki dere yataklarını zehirleyecek ve mikroklima özelliği taşıyan o yöre Sakarya bölgesi diye tabir edilen yörenin geleceğini karartmış olacaktır. Siyanürle toprak haşır neşir olunca oradaki sebze meyve hiçbir yerde satışı olamayacak. Orada hayvancılık var, arıcılık var, zeytincilik var. Bunlar da maalesef o siyanürlü topraktan ve şeyden nasibini alacak ve hiçbir yere ürün satılamayacak. Biz kömürü termik santralde de bir mücadeleyi yürüttük. Aynı şekilde Kaymaz'da 3. siyanürlü atık barajı yapılmasının da önüne geçtik. Sevinç Mahallesi'nde kömür ocağı yapılmasının da önüne geçerek buralarda edindiğimiz tecrübe, bilgi birikimiyle Cengiz Holding'i Eskişehir'e sokmamak için elimizden geleni yapacağız. Ağustos'ta yöre halkını ve doğasına sahip çıkacak olan bütün kişi, kurum ve kuruluşları Atalan'a bekliyoruz. Alpagut'ta olan toplantıya katılarak toprağını, havasını, suyunu savunmaya çağırıyoruz.